Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün süper meyve mor aronya, aronya ile tanıştırmak istiyorum sizi. Aronya artık yurdumuzun her yerinde yetişmekte, internet sitelerinde, her yerde, büyük marketlerde satılmakta. İster gram olarak, isterseniz kiloyla alabileceğiniz mor aronya, süper meyve aronyalı tariflere yenilerini ekledim. Buyurun tarifimize geçelim. Aronyalar Denizli Beyağaç köyünden geldi. Selamlarımı iletiyorum oraya. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Aynı zamanda açıklama kısmına faydalarını yazacağım. Lütfen kullanırken her zaman söylüyorum. Kanser hastaları, kemoterapi hastaları, hamile bayanlar, ilaç kullananlar, ilaçlarla etkileşime geçebileceğini unutmayınız. Lütfen doktorunuza, diyetisyeninize sorarak kullanınız. Aronyaları güzelce yıkadım. Kansere karşı kalkan oluşturan, bağışıklığı kuvvetlendiren aronya oldukça faydalı. Reçelini, sirkesini, marmelatını yapabilirsiniz. Bugün aronya suyu, aronya pestili yapmak istiyorum ben. Elmalar bahçemden. Bu sene elmalar kurtlu çıktı. Kurtlu kısımlarını alıyorum. Dilediğiniz kadar aronya kullanabilirsiniz. Aronyaları bol sirkeli karbonatlı suyun içerisinde güzelce yıkadım, ufalayarak ve tenceremizin içerisine aldık. Bu geçen seneden yapmış olduğum aronya reçeli. Bu pestilini yapacağız bugün. Marmelatını yapabilirsiniz. Aronya suyu yapıyoruz. Dediğim gibi aronyalarla neler yapabilirsiniz? Her şeyi yapabilirsiniz. Diğer meyveyle ne yapıyorsanız bu meyveyle de yapabilirsiniz. Hafif buruk aromalı, mayhoş, yaban mersinine benzeyen, göğemeriğine benzeyen, ekşi eriğe benzeyen bir tadı var. Aronyaları yıkadıktan sonra sap kısımlarından güzelce ayıralım. Aronya çekirdeksiz bir meyvedir. Mayhoş aromalı olduğu için tatlandırma ihtiyacınız olabilir. Yerken bir sıkıntı olmuyor ama herkes sevmeyebilir. İçerisine elma ve üzüm kullanıyorum ben tatlandırma yapmak için. Gördüğünüz gibi içleri çok güzel. Kırmızı meyveler antioksidan, antiosiyonin, E vitamini, C vitamini, demir deposu yönünden oldukça zengindir. Bunlarla içecek yapabilirsiniz. Ben bunu kendime maden suyuyla pekmezli içecek yapıyorum. Aronyaları ve elmaları, üzümleri tenceremize alalım. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapalım. Dilediğiniz kadar su ve meyve kullanabilirsiniz aronya suyu yapmak için. Bunları da küçük poşetlerin içerisine alıyorum. Pastalarda, böreklerde, kremalarda, smoothie'lerde, dondurmalarda, muhallebilerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz kansere kalkan oluşturan süper meyve aronya. Kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi çatladılar. Fazla zaten uzun süreli kaynatmamıza gerek yok. Yumuşadıktan sonra aronyaları bir kevgir yardımıyla ayrı bir yere alalım. Çünkü suyunu kullanmak istiyorum. Posalarından da pestil ve marmelat yapmak istiyorum. Cam kavanoz kullanıyoruz. Sıfır kapak kullanıyoruz. Meyvelerini ayırdığımız aronyaları cam kavanozlara hızlı bir şekilde yakmadan kendinizi dikkatli bir şekilde dolduralım. Rengi, kokusu çok güzel. İçlerine birer kaşık da meyvelerinden ilave etmek istiyorum. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz, çocuklarınızın beslenme çantasına koyabileceğiniz, kendinizi ödüllendirebileceğiniz sağlıklı bir meyve aronya. Çok şekersiz olduğu, ben içerisine bir yemek kaşığı şeker ilavesi yaptım. O kaynarıyla zaten eriyecektir. Güzelce karıştıralım. Bunu açtıktan sonra daha fazla şekerle isterseniz tatlandırabilirsiniz. Limon, tarçın ilavesi yapabilirsiniz içerisine. Gördüğünüz bu güzel rengi bardağa bir bardak koymak istiyorum. Siz de görün, çok sağlıklı. Her zaman dediğim gibi sıfır kapak kullanıyorum. Bir su bardağı su ilavesi yaptım içerisine. Çünkü 1 kilo aronya kullandım ben. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Ben biraz daha yumuşak olmasını istiyorum. Bunu buzdolabına kaldırıyorum. Pastalarımda kullanıyorum. Bir yemek kaşığı nişasta, mısır nişastası, aynı zamanda glutensiz. Bir yemek kaşığı şeker kullandım ve karıştırarak 3-4 dakika kaynayan aronyaların üzerine
ilave ettim. Gördüğünüz bu kıvam olduktan sonra dilerseniz yağlı kağıtlara, dilerseniz bezlerin üzerine akşam serinliğinde döküyorum. Rüzgarın etkisiyle daha güzel suyunu çekecektir. Sabah kalktığımda bunları kasaların üzerine alıyorum ve kasalar delikli olduğu için daha rahat, daha kolay kuruyorlar. Üzerlerine dilerseniz ceviz, susam, badem, fındık, fıstık ya da sade olarak tüketebilirsiniz. Ben susam ilavesi yaptım. Bunu da dilerseniz marmelat yerine dediğim gibi kullanabilirsiniz. Marmelat, reçel ve sirke tariflerime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Günde 25-30 adet ya da 10-15 adet tüketebilirsiniz. Meyvelerinizin yerine diğer meyvelerle orantılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bağışıklığınızı kuvvetlendirir, metabolizmayı hızlandırır. Kavanoz kapağını açmanın kolay bir yolu, tahta kaşığı yanlarına vurduğunuz zaman 3-4 defa kolaylıkla açılacaktır. Gördüğünüz gibi bu benim aronya reçelim. Tarifine yine ulaşabilirsiniz. Bunu da buzdolabına kaldırıyorum. Dilerseniz meyve suyu, dilerseniz pasta ve kremalarda, dondurmalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu benim aronya sirkem. Salatalarda kullanıyorum, içiyorum, turşularda kullanıyorum. Oldukça sağlıklı beslenmeyi seviyorum. Kapaklarda tık tık sesini duyun diyorum sürekli. Uyutma yönteminde tık tık sesi nedir? Bunu bana sormuşlar. Tık tık ne demek? Onu anlamıyoruz. Arkadaşlar, kapaklar sıcağın etkisiyle tuttuğu zaman vakumlama yapacak ve kapak içeri çökecektir. Çöktüğü zaman tık tık sesi gelir. Bakın, bu benim buzdolabından çıkardığım yeşil çayım. Kapağı tutmuş değil bu. Normal bildiğiniz kapalı bir kapak. Tok tok, tık tık. Tutan kapak tık tık. Tutmayan kapak tok tok sesi var. Dinleyin lütfen. Tok tok sesi olmadığı zaman kapağınız tutmamış demektir. Bu konserveler için de geçerli, meyve suları, reçeller için de geçerli. O zaman kapaklarınızı kaynar suyla kaynatıp tekrardan kapatmalısınız ya da bunları hemen tüketmelisiniz. Aksi takdirde bozulacaktır. Tık tık, tok tok sesi çok önemli. Yani vakumlanma yapmıştır anlamında tık tık sesi. Umarım cevabımı da beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve gördüğünüz bu güzel su kalıcanlarına bir kap su, bir kap mama bırakmayı unutmayın lütfen. Ay, severim ben sizi. Koş, mama getirdim ben sizi. Ay ay ay. Tüylerinin güzelliğine bak. Ay. Ay, severim. Annem, annem. Oy, oy. Dördü bir yerde, bu da beşi bir yerde. Hadi gelin. Bak, siz de bıraktınız. Hadi, oy. Oy, 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 oy. Hadi. Hadi annem, siz de senin olsun. Ay.